Haberiniz olsun da ilk durağımız Mersin. Sel ve yağmurun vurduğu Mersinli üreticiler yaralarını sarmaya çalışıyor. Çiftçiler dertli mi dertli. Zira şu sıralar seralarda kalan son ürünlerini toplamaya çalışıyor. Çiftçiler türlü zorluklar altında. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer ise yaşananlara dair bir açıklama yaptı ve çiftçilerin borçlarının uzun vadeye yayılmasını istedi. Genel 100 bin dönüm arazi burada su altında bak. Selin vurduğu Mersinli üreticiler yaralarını sarmaya çalışıyor. Seralarda kalan ürünlerini kurtarmak için mücadele eden çiftçiler dertli mi dertli? Sezonun son hasadının yapıldığı bölgede iki gündür etkili olan yağış bazı seraların yeniden su dolmasına neden oldu. Yaşananlara dair açıklamalarda bulunan Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, borçların uzun vadeye yayılması gerektiğini söyledi. Bizim çiftçimize çok büyük bir külfet getirmişti, çok büyük bir zarar getirmişti. Tabii bu zararın telafisi çok zor olduğunu, devletin mutlaka bunu el atıp Ziraat Bankası'nda, Tarım Kredi Kooperatifleri'nde ve hatta özel bankalardaki çiftçi borçlarının uzun vadeli ertelemek şartıyla. Çiftçilere ise bir dokunan bin ah işitiyor. Çalışmalar şu anda 20 tane jeneratör, 3 tane de ana pompa devamlı çekiyor, baş gelemiyor. Çalışmalar çok iyi ama su fazla geliyor, Allah'tan gelen bir afat. Ne yapalım, buna da devlet olan gücüyle hizmetini verdi. Mallarımız hep öldü, suyun altında kaldı. Kalan malları içinden kurtarmaya çalışıyoruz. En azından tohum parası, ilaç parası, gübre parası diye. Tekrar ekeceğiz ama bu sular ne zaman çekilecek? Sel, yağmur ve fırtınanın vurduğu Mersin'de son durum işte bu şekilde.